Çözüm efendim. Üreticiyi derhal tüccarın elinden kurtaracaksınız. Derhal. Bizim eskiden çok güzel bir sistemimiz vardı. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye ekim zamanından önce, ürünü ekmeden önce, tohum aldığı zaman kredi verirdi. Ondan sonra üretici mahsulünü aldığı zaman makul bir fiyatla o mahsulü alır, verdiği krediyi keser, mahsup eder, gerisini de üreticiye verirdi. Böylece hatırlarsınız hepiniz, bizim manavlarımız, bizim pazarlarımız bolluk içindeydi. O ne, ama maalesef uygulanan yanlış politikalarla üretici, yani köylü, yani çiftçi tüccarlara teslim edilmiştir. Bunu derhal önlemek lazım. Bir. İkincisi, büyük bankalar, büyük özel bankalar derhal devletleştirilmelidir. Büyük marketlere piyasayı manipüle eden, araya 3-5 tane aracı koyarak, kendisine bağlı şirket koyarak fiyatları şişiren büyük marketlere el konmalıdır. Biz zamanında büyük marketçilik başladığı zaman, bakkallar öldürüldüğü zaman buna karşı gelmiştik. O bakkalları öldürmeyin, bakkalları yaşatın demiştik. Nitekim bizim dediğimiz oldu ve tekelleşti bunlar. Tekelleştikleri için de bugün fiyatları arttırıyorlar, dayanılmaz derecede arttırıyorlar. Onun için büyük marketlere de derhal el konmalıdır. Bankalar devletleştirilmelidir. Bu özel sektör bankaları, niye söylüyorum? Hatırlayacaksınız. Hep beraber hatırlayacaksınız. Bundan yaklaşık bir sene önce ben geç yatarım, okurum, araştırırım vesaire. Pazar gecesi bir haber düştü. Türk parası değer kaybetti diye, muazzam bir değer kaybı yaşadı. Hatırlayacaksınız. Ya pazar gecesi, şimdi ben uluslararası iş yapan bir iş adamıyım. Hemen girdim, baktım. O saatte açık olan hiçbir, bir tek Yeni Zelanda borsası açık. Başka hiçbir borsa açık değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Lan bu parayı kim ne zaman düşürdü? Şeylere baktım. O malum 3-4 tane özel sektör bankasına baktım. Hepsi operasyon çekmişler birlikte. Türk parasını düşürmüşler, doları fırlatmışlar. Aynı anda Ziraat Vakıf şeye baktım, Halk Bankası'na baktım. Son bir Bunlar dakikam faiz efendim sizin düşürüyor. için. Buyurunuz. Yahu, kusura bakmayın yahu dedim ki. Siz de kusura bakmayın araya girdim. Buyurun. Efendim, dünyada hiçbir borsa açık değilken pazar gecesi, bakınız siz de pazar günü girip bakın, hiçbir borsa açık değil. Sonra araştırdım. Bir yurtsever olarak, bir Kemalist olarak araştırdım. Sonra gördüm ki Frankfurt'ta, Londra'da, New York'ta ve Türkiye'de 7/24 Türkiye'ye operasyon çeken bir çete var. 7/24 çete kurmuşlar operasyon çekmek için. Şimdi bunlar gerçek, bunları konuşacağız. Doğru. Anlatabiliyor Belki muyum? de Bu çözümün çetelerden anahtarı bu kurtulmadık da. çeteyle olan bağları kesmek. Aslında o açıdan çok temelde bir özneye temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum size Sayın Yüksel. Çok az bir sürem kaldı. Bir cümle lütfen. Sayın Top Kurulu nefis bir şey açıkladı, gösterdi orada, tweet gösterdi. Harika. Ben Evet. demiştim ki bu tweet'i görmeden önce bu para kredi politikalarıyla kapitülasyonlar, hortlar, Ha, onun delili değerlerimiz tweet, doğru. bankalarımız. Onun delili olan tweet oydu, doğru. Doğru. Çok Evet, güzel ben temas bunu daha ettiniz. önce söyledim. Bu Çok para kredi teşekkür ediyorum politikalarıdır. Sayın Yüksel. Sizi en kısa zamanda stüdyo bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.